Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu seçim sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi'nin UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, 67.322 oyla seçimdeki geçerli oyların %51,69'unu alarak seçimi önde tamamladı. Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise seçimi 62.910 oy ve %48,31 ile bitirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu. Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10. kez Cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti. Teşekkür konuşmasını dinliyoruz. Oy verenlere, vermeyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil, birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha güzel günlere taşıyabilmek, çoluk çocuğumuza, gençlerimize bu topraklarda güvenli bir gelecek sunabilmek için çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekten bize yakışan budur. Dolayısıyla bir kez daha halkımıza teşekkür etmek istiyorum. Ben seçimlere katılan, demokrasi sınavına katkısını koyan diğer Cumhurbaşkanı adaylarına da yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Arıklı'ya ve Fikret Ağlı'na elbette beni bugün yapılan seçimde destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rauf Denktaş kardeşimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Açık destek verdiği için. Ama tabii ki bu pandemi süresince gerçekten Cumhuriyetine de teşekkür etmek istiyorum.